Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Ceylan. Bugün 2. Dünya Savaşı Türkiye serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde Yunanistan'la yaptığımız savaş neticesinde dünyanın 3. devleti, 3. en büyük devleti konumuna gelmiştik. Birinci tabii ki de bildiğiniz gibi Sovyetler Birliği, ikinci Fransa, üçüncü ise biziz. Ve birinciyle şu anda savaş tehlikemiz baya baya var. Şimdi ne karar aldım? Ne karar aldım? Efendim, bazı kararlar aldım. Bu kararları söylemeye dilim bile varmıyor ama söyleyeceğim. Arkadaşlar, Sovyetler Birliği'ne savaş açacağız. Yanlış duymadınız. Doğru. Savaş açacağız Sovyetler Birliği'ne maalesef. Neden böyle bir karar aldığımı da söyleyeyim. Açıklamasını da yapayım. Ondan sonrasında ne kadar delice bir karar bulduğumu yüzüme vurabilirsiniz benim. Arkadaşlar, şimdi bizim Sovyetler Birliği ile aramız -72. Ben savaş açayım da sonra fikrim değişmesin. Fikrim değişmesin diye savaşı açtım şimdi. Şimdi biz bu Sovyetlerle savaşacağız ya. Şu anda bu adam Polonya ve Niyazi Almanyası ile savaş halinde. Keşke açmasaydım savaşı. Bir konuşsaydık önce. Neyse, dur şimdi. Bu adamda bizim -70 aramız vardı. Bu adam hazır Niyazi ile ve Polonya ile uğraşacak diye ben bu savaşı açtım ve bu adamla kısa bir savaşın neticesinde barış yapabiliriz diye düşündüm. Düşüncelerim ne kadar doğru çıkar bilmiyorum. Düşüncelerimden ben mesul değilim. Tamamıyla bu oyunun suçudur. Bunu da söyleyeyim. Ve düşüncelerim üzerine Sovyetleri biraz iteceğiz ve ondan sonrasında savunmaya yatacağız. Bakü'yü alacağız. Bakü'yü almak gibi bir planım var, alabilirsem. Sovyetleri biraz ittikten sonrasında ondan sonra kendileriyle yatıp barış anlaşması yapmayı bekleyeceğiz. Ve böylece ne olacak? Bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Hem Sovyetlerle aramız düzelmiş olacak. Çünkü barış yaptığım bir devletle aran sıfırlanıyor. Hem de Fransa'ya saldırıp Suriye'yi topraklarımıza katabiliriz. Şimdi bunu düşündüm. Tehlikeli. Tehlikeli. Ben düşünürken bile tehlikeli olduğunu düşünmüştüm. Tehlikeli ama yani abi, artık yapacağı bir şey yok. Şu videoyu beğenin. Beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Çünkü Sovyetlere saldırmak her baba yiğidin harcı değildir. Adam oyunun birincisi. Ve ben bu adama saldırıyorum şu anda. İçimden geçebileceğini bilmeme rağmen saldırıyorum. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Rica ediyorum. Bekliyorum efendim. Hemen aşağıdan bir beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Şimdi Zoviyet abi. Zoviyet abi. Bak, benim seninle bir derdim yok. Senin benimle derdin var diye bu savaş tamamıyla çıktı. Şimdi öncelikle bunu bir unutmayalım. Bu savaşın çıkmasının sebebi sensin. Ben değilim. Bu savaş tamamıyla senin yüzünden çıktı. Ben seninle aramı iyileştirmek için bu savaşı çıkardım. Seninle aramı iyileştirmek için de seni tokatlamam gerekiyordu. Evet. Baktığında seninle aramı iyileştirmek için değişik bir yol tercih etmiş olabilirim. Ancak bunu bana anlatma. Bunu oyunun yapımcısına anlat. Çünkü ben seninle aramı iyileştirmek istiyorsam ilişki kasmam gerekiyor. Veyahut seninle savaşıp barış yapıp o ilişkiyi sıfırlamam gerekiyor. Ve ben seninle ilişkiyi geliştirme yolunu oyun başında seçtim. Olmadı. Mecburen bu yola geldik. Kendisini de güzel de itiyorum ha. Ulan ben ne kuvvetli de... Sovyet kim lan? Barış marış yok abi. Moskova'ya gireceğiz. Moskova'ya gireceğiz. Moskova'yı alacağız. Moskova'yı ondan sonrasında başkent yapacağız. Biraz fazla abarttım. Sakin. Plandan şaşmadan aynı plandan devam edeceğiz. Sakin olun, plana güvenin abi. Sovyetler Birliği'ne yara yara ilerleyeceğiz. Ondan sonrasında biraz sınırda bekleyip barış anlaşması yapacağız. Bence gayet güzel bir plan. Bu plan başarı ihtimali yüksek. Bu planın başarı ihtimali yüksek. Bakü'yü aldıktan sonrasında savunmaya çekileceğim arkadaşlar. Tamamen savunmaya çekileceğiz. Bakü'yü aldıktan sonrasında bakın şu anda Gürcistan sınırını nerede aldık. Şuradan biraz şeye gidebiliriz. Neydi buranın adı ya? Abazya. Evet, Abazya'ydı değil mi burası? Güney Ossetya burası. Abazya. Evet. Coğrafi bilgimi kontrol ettim. Abazya taraflarına ilerledikten sonra artık duracağız. Bakü'ye ilerleyecek ordu. Biraz doğuya ilerleyecek. Ondan sonra yatacağız ve Sovyetlerle barış yaptık. Bitti. Aramızda mükemmel oldu kendisiyle. Bak. Hayali güzel. Hayali güzel. Hayali güzel. Gerçekten hayalini sevdim. Ama ne kadar başarılı olacağız bunu göreceğiz. Barış konusunda bazı şüphelerim var. Sovyetler barışı kabul edecek mi? Bilmiyorum. Ben çünkü bu oyunda biliyorsunuz hiçbir zaman barış yapmadım. Daha doğrusu bu oyunda yaptık. Bu modda daha barış yapmadık. Bu modun en son sürümündeyiz. Ne kadar barışı kabul ediyorlar bilmiyorum. Fransa bana küfür etti şu anda. Kendisine hemen karşılık verip sövmek istem. Oğlum aramız -90'da. Oğlum ne sövdün lan öyle? Suratıma tükürsen ancak bu kadar aramız kötüleşirdi gerçekten. Bayağı şiddetli bir küfür etmiş sanırsam. Aramız çok kötüleşti kendisiyle. Şu denizin batısını biz aldım. Ondan ileriye gitmeyelim. Destekle abi orduları. Orduları destekle. Aman hocam, aman hocam, destekleme. Dur, şurayı desteklememiz lazım bizim. Çünkü Sovyet Polonya'yı işgal ediyor. Abi hızlıca Bakü'ye girer misiniz? Gözünü seveyim. Ben Bakü'yü almadan barış yapmak istemiyorum ama zorunda kalırsam yaparım. Şu karşımızdaki adam Sovyet. Oğlum adam beni itti lan. Oğlum adam itti lan beni. Lan oğlum nasıl iter lan? Oğlum orada kocaman ordum var lan benim. Nasıl itiyor ya?
Nasıl İTÜ? Helal olsun abi. Sovyet birlikleri sonuçta donanımlı. Tankları vesaire her şeyi var. Bizde ne var? Bizde hiçbir şey yok. Biz elimizdeki tüfekle ilerliyoruz sadece. Ama bizim de cesaretimiz var hocam. Sovyetlere savaş ilan edebilecek kaç tane ülke var burada? Ben size söyleyeyim. Yok. Yok. Bir tek biz varız. Arkadan bir de Fransa bize savaş ilan ederse ama büyük zortlarız. Umarım öyle bir şey olmaz. Hocam hadi hocam. Hocam hadi Bakü gözünü seveyim. Şu Bakü'ye girip ben savunmaya yatmak istiyorum. Şöyle buradakileri takviye etmem lazım. Sovyet içimizden geçmesin diye. Onun dışında şuradaki arkadaşların işini bitirmemiz gerekiyor. Buradan da ordu basalım ki Sovyet birlikleri kaçmasın. Tamam. Az kaldı abi. Az kaldı. Birkaç tura Bakü'deyiz. Eğer başarılı olabilirsek Bakü'yü alacağız. Az kaldı. Umarım alabiliriz. Biraz da ondan sonrasında işte savunmaya çekilip Sovyetlerle barış yapacağız ya. Hayali güzel ya. Vallahi hayali çok güzel. Ben planı gayet kafamda iyi kurdum. Kafamda plan çok güzel kuruldu. Ama sadece kafamda güzel kuruldu. Ondan sonrasını birazdan öğreneceğiz. Ne kadar güzel bir planmış. Çok yakında öğreneceğiz arkadaşlar. Çok yakında. Az da şey kalmadı öğreneceğiz. Hadi abi sınırlara dizilin. Sınırlara dizilin. Elimizden geldiğince iyi savaştık. Bakü'ye girmemize az kaldı. Bakü'yü alıp ondan sonrasında barış deneyeceğiz ya. Bak, her şey çok güzel. Her şey muazzam. Hadi hocam. Süper. Süper. Bir tur sonra Bakü'ye giriyoruz. Ondan sonrasında barış deneyeceğiz ya. Ve bence Sovyetler çok barışçıl bir devlet. Çok barışçıl bir devlet, çok nezih bir devlet. Kendisini çok severiz Sovyetler Birliği'ni. Kesinlikle nefret falan etmeyiz. Sovyetler Birliği saygı duyduğumuz devletlerden biri. Barış kabul edecektir. Zerre saygı duymam. Kötü yiyorsa barışı kabul etmesin. Moskova'ya girmesini bilirim ben. Şaka yaptım şaka. Kuzenim yazmış abi. Kuzenim yazmış şaka. Vallahi şaka. Şey yapma. Ciddiye almaya şaka yaptım. Güzel. Oradaki ordusunu paketleyip imha ettik. Şimdi Bakü'ye girdik. Ustam. Ustam. Şifa mı yapıyorsun ustam? Bir barış yapalım. Bir barış yapalım. Bak yeterince uzun savaştık ve bu savaşın galibinin ben olduğumu düşünüyorum. Bu savaşı ben kazandım. Ben, o yüzden seninle barış yapabiliriz artık. Savaş çünkü kazanan kişi benim yani. Bu yüzden barış yapmamız bence çok mümkün. Şimdi efendim şöyle bir Azerbaycan topraklarını bir alayım. Kardeşlerimizi bir kurtaralım. Kardeşlerimizi bir kurtaralım. Gürcistan kusura bakmasın savaş skoru yetmeyecek. Ermenistan'daki toprakları da aldık. Ona savaş skoru yetmeyecek kusura bakmasın. Hocam şuradan Batum'u alalım. İsa-ı Milli olsun. Şöyle başka ne yapabiliriz? Şu kafi. Şunu ben istemiyorum. Bunu istemiyorum bunu. Bunu istemiyorum. Şunu al. Mesela onu iade ederim sana. Çok güzel bir talebi gönderdim sana ama kabul etmedin. Neden etmedin ya? Bence çok iyi bir talepti ya. Bence iyiydi yani. Adam Polonya'nın içinden geçti. Niyazilerin de içinden geçecek gibi gözüküyor. Aman hocam. Aman hocam. Hocam saldırıp duruyorsun bana ha. Şş. Birader kime saldırdığının farkında mısın ha? Şş. Barışı o bozdu arkadaşlar. Yani sonra şey demeyin yani sen barışı bozdun demeyin. O bana saldırdı. Yine vasal almış. Yine kuklası yapmış alçak. Bunun para niye gelmiyor ya? Asimilasyona mı gidiyor tüm para? Gitmesin. Bana para lazım. Bana para lazım. Bana 200 bin para gelecek dendi. Gelmiyor abi para. O parayı bana verin. Asimilasyon yapmayın şu an. Gerektiğinde yaparsınız. Hadi abi sınırı korumaya devam ediyoruz. Muazzam. Sınırı koruyun. Full buradan saldırıyor. Burayı da koruyacağız. Ve Sovyetlerle ondan sonrasında güzel güzel anlaşacağımızı düşünüyorum ben. Hocam hocam. Şş, orası benim toprak ha. Şş, kardeş. Orası benim toprak ha. Oradan çık lan. Çık lan oradan. Çık lan. Çıksana. Ha? Adam böyle tokatlarlar ha. Oğlum kimin toprağına giriyorsun sen? Abi arkadan Fransız savaşı açarsa büyük sıçarız ama bak. Lütfen Fransız savaşı açmasın. Bak şu an her şey çok güzel gidiyor. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Bir barış daha denemesi yapacağım. Şöyle yapayım. Şöyle yapmayı uygun gördüm. Azerbaycan. Oha lan nasıl büyük bir Azerbaycan ha. Şuraları da alalım. Ve Azerbaycan'ı seçtim orada. Şöyle alıyorum. Anlaşma budur. Bak muazzam. Bakalım kabul edecek mi? Etmedi. Tabii ki de etmedi. Alçak. Biraz daha dayak yemek istiyor. Hocam bak bu savaş çok uzun sürdü. Ne oldu lan? Oğlum Ukrayna serbest kaldı burada. Ukrayna kimin vasalı? Birinin vasalı değil. O zaman yiyelim. Afiyet bal şeker olsun abi bize. Burada bağımsız bir devlet dibimizde. Tam gel de beni ye diye bekliyor. Gel de beni ye diye bekliyor. Biz de o zaman yiyelim. Aa, Sovyet askerleri savunuyor orayı. Vay alçak Sovyet askerleri ha. İçlerinden geçtik. Bize hiçbir şey yapamazlar abi. Onlar Sovyet askeri ise biz de Türk askeriyiz. Tamamdır. Savaş ne kadar sürüyor? 1 yıl 2 aydır sürüyor. Bir gün bir tur 10 gün olarak hesaplanmış bu şeyde senaryoda. Güzel. 2 yıl olsun barış talebi yollarız. Ben artık gördüğünüz gibi arkadaşlar ilerlemeyi bıraktım. Ben barışçıl bir adam olduğumdan dolayı kesinlikle savaşmamış bıraktım abi. Ben barışçıl adamım. Hiçbir şey yapamıyor, itemiyor. Ya bizi itemiyor diyecektim. Dedim de itti.
Bizi itemiyor diyecektim. İtti. İtememesi lazımdı. Biz de onu iteriz. Hii, abav. O nasıl bir saldırı? Çok şiddetli bir saldırı geldi. Hocam bak çok uzun süredir savaşıyoruz. Bence artık iki devletin de medeni bir şekilde barış anlaşmasının yapması gerekiyor. Ben çok medeni bir devlet olarak görüyorum kendimi. Bu yüzden barış anlaşmasını ben sana yollayayım. Azerbaycan'ı alayım bak. Fazla bir şey istemiyorum. Allah aşkına benim zaten senden hiç aslında toprak talebim olmadı. Toprak talebim de hiç olmadı açıkçası yani şu ana kadar senden. Şu Azerbaycan'ı ver bana. Şöyle. Nasıl koyduk Sovyet'e? Nasıl koyduk? Oğlum bak bir daha bende aranı falan bozayım deme ha. Bak benle iyi geçin ha. Oğlum bak içinden geçeriz böyle. Bir daha öyle aranı falan bozmaya çalışma bende. Vallahi içinden geçeriz. Ayağını denk al Sovyet. Ayağını denk al. Asimilasyonu başlat. Nasıl koyduk ama? Güzel. Güzel. Azerbaycan'ı da kurtarmış olduk böylelikle. Bir gün vasal olarak kaldı. Ondan sonrasında ilhakladık. Efendim. İki millet. İki millet değil hatta. Bir millet. Bir devletiz abicim biz. Muazzam. Sovyet'in de içinden böyle geçeriz. Kendini bir al sandı ya. Benle arasını falan bozuyor ya. Da sen haddine mi lan senin komik bıyıklı Stalin? Oğlum sen kimsin lan? Nasıl içinden geçtik alçan? Vallahi büyük tokatladık ha. Harbiden büyük tokatladık. Parayı da full asimilasyona harcıyoruz ha. İçinden geçtik. Şimdi sıra o şeyde. O Fransa'da. O alçak Fransa'da. Onun da içinden geçeceğiz. Onun da içinden geçeceğiz. O Fransa denilen herifin de içinden geçeceğiz. Merak etmeyin. Sen benden askeri işim istiyorsun kardeşim. Buyur senin olsun ya. Buyur ya. Ülke senin ya. Abo Fransa İngiltere ile savaş halindeyim. Şimdi hocam bak ben Suriye'nin tamamını istemiyorum. Ben Suriye'nin tamamını istemiyorum. Böyle bir isteğim hiçbir zaman olmadı. Ama Suriye'nin bir bölümünün bana verilmesini talep ediyorum. Bu talebimin yerine getirilmesi durumunda Fransa devleti ile ilişkilerimiz gayet medeni seviyelere getirilecektir. Eğer bu talep yerine getirilmezse ki öyle bir durum var. Kendilerine hatta böyle bir eyalet ticaret talebini yollayalım. Kabul etmeyeceğini bilsem de. Hocam şöyle seçebilir miyiz? Bizim eyalet değil. 12'ni seçeceğiz. Şöyle. Hocam şöyle. Bakın. Suriye'nin tamamını istemiyorum. Suriye'nin tamamını istemiyorum çünkü buranın adı Suriye değil. Buranın adına yeni bir isim vereceğiz biz aldıktan sonrasında. Arada şuraları baksan 2 milyon altın veririm. Ultimatum. Bir de bunu gönderelim bakalım. Bir de bu ultimatum denilen bir şey varmış. Onu gönderelim bakalım. Dur bakalım kabul edecek mi? Bah 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 bah. Adam bulmuş bizim ultimatumumuzu kabul etmiyor ha. Ticaret talebimizi kabul etmiyor. Neyse bu adam etmeyecek. Bu adam etmeyecek. Ordular derhal hazırlansın. Oha 150 bin kişilik daha ordu geliyor. Oğlum bizim kaç bin ordumuz var lan? Biz bayağı bir ordu basmış. Niye 166 bin diyor? Biz fena bir devlet olmuşuz ya. Şuraya bir dizil abi. Şuraya bir seri dizil. Yalnız hocam sen de full Fransa sınırında diziyorsun ha orduları. 30'ar bin kişilik. Yeter mi 30'ar mı? Bence yeter. Sen İngiliz'le barış mı yaptın abi? Vallahi barış yapmıştı. Benim için daha güzel. Benim için daha güzel. İngiltere ile senin barış yapman benim için iyi olur. Neden iyi olur? Nedeni yok. İyi olur. Böylece sen o Irak tarafından çekilmiş oldun. Sınır azaldı. 20'şer bin şöyle. Ya da planlandığı gibi 30 yapalım buraları da. 30 planladık. Planladığımızın aksine gitmeyelim. Sonra bir sıkıntı olmasın. Bu arada tam yetti. Her yeri 30'ladık. Şimdi içinden geçeceğiz bu arkadaşın. İkinci İspanya Cumhuriyeti gelecek zaten. Ha yarın gelmiş ha bugün gelmiş. Elimizdeki şeylerle de hemen nüfus seferberliğine gidelim. Basabildiğimiz kadar ordu bastık. Güzel. Kaynakları kullanacağız abi. Kaynak kullanılmak için var. Şimdi hemen tüm cephede savaşı götürmeye çalışacağız. Her yerden saldırıyoruz abi. Her yerden. Olabildiğince her yerden saldıracağız ve önceliğimiz tabii ki de Hatay. Hatay'ı bir alabilirsek güzel olur. Oha. Geri çekelim. Geri çekelim. Fallback fall. Oğlum adam 100 bin ordu dikmiş oraya ya. Alçağa bak ya. Oğlum oraya niye 100 bin tane ordu diktin? Ulan 100 bin tane ordu niye koydun oraya? 100 bin tane ordu değil pardon. 100 bin adam niye diktin oraya? Hocam bir önemi varsa söyle bilelim yani. Bir önemi varsa oranı söyle bilelim. 100 bin adam niye diktin oraya ya? Adamların orada ağaç olacak ya. Gerek yok. Vay be 100 bin adam dikmiş oraya. Gereğini yapacağız. Gereğini yapacağız. 100 bin adam varsa biz de 500 bin adam koyduk yani şimdi adam olarak baktığında. Biz daha kârdayız. Bir kere biz daha fazla adamız. Onu da bir şey yapalım. Kayıtlara geçsin bu. Güzel. Suriye'den Fransızları çıkaracağız. Aha paketladık. Vallahi paket. Dur lan kaçma. Kaçma dur. Paketi bozmasına izin vermemeliyiz. Şimdi sen saldır. Şuradan adamlar çıkarmalıyız. Paketi bozmasın. Çok fazla asimilasyona şu anda para harcıyoruz. O altın bize lazım. İptal mi etsem acaba asimilasyonları diye düşünmüyor değilim ama ya, kullansın ya. Kullansın. Şu an çok fazla paraya da ihtiyacımız açıkçası yok. Kullansın. Hatay önceliğimiz dedik ama onun da önceliğiymiş. O yüzden Hatay'a öncelik gösteremiyoruz şu anda mecburen. Çünkü Hatay'da çok büyük bir orduları var. Hatay'a lüzum yok abi. Anladınız mı espriyi? Yani Hatay'a lüzum yok. Hatay'a lüzum yok. Hata. Ne espri yapıyorum ha. Yaptığım espriyi bir de anlatıyorum üstüne. Muazzam. Muazzam. Saldırın abi.
Yani artık barışı kabul edecek. Bizim puanımız azaldı tabi. Ona az önce kabul ettiremeyince. Şam'ı istiyoruz dedik. Şuraları istiyoruz dedik. Buralara istiyoruz dedik. İstediklerimizden vazgeçmiyoruz kardeşim. Aynen devam. Şöyle şu toprağı da istiyorum şimdi. Daha ne yapabiliriz? Daha bir şey yapmamıza gerek yok. Güzel anlaşma abi. Evet, an itibariyle lan save'e geri dön. Save'e geri dön. Save'e geri dön. Save'e geri dön. Hayır, hayır, hayır. Evet dostlar, bir daha gerçekten save'e geri dönersem Allah belamı versin ya. Bana bu ekstra 40 dakika zaman harcattı. Öyle böyle değil. Olmayacak şeyler oldu. Ama barış anlaşmasını yaptık. Şimdi neler oldu bir kısa özet geçeceğim. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Abi Fransa Savaşı'nda Çekler bana savaş ilan etti. Onlarla uğraşmam gerekti. Balkanlarda Romanya kadar isyan çıktı. Romanya kadar isyan çıkması ne demek anasını? Kocaman isyan çıktı. Ondan sonrasında ne oldu? Çeklerle savaştık. Onların içinden geçtik. Ordularını paketledik. Yeni anlaşma yaptım zaten onlarla da. Onlardan şöyle bir toprak aldım. Fransızlarla yaptığımız anlaşma böyle oldu. Lan bir toprak için save'e geri döndüm. Save almamış. Oyun bana 40 dakika kaybettirdi diye ağlayacağım ya ama neyse. Zaferimizi kazandık. Güzel oldu. Türkiye devleti olarak şu anda muazzam bir durumdayız. Modu gerçekten çok sevdim. Adamlar çok güzel yapmış. Bu paket olayını hele hele çok sevdim arkadaşlar. Muazzam bir şey ya. Oyunun savaş sistemini baştan aşağı değiştirmiş. Paketleyerek çok az kayıplarla orduları imha edebiliyorsunuz. Eğer bunu yapmazsanız zaten savaşı kazanmanız söz konusu değil. Yani illa paket atmanız lazım millete. Bu şart olmuş. Güzel olmuş bence de. Şu anda 460 bin kişilik ordumuz var ve dünyanın en güçlü ikinci devletiyiz. Birinci olan Sovyetler Birliği'nde yendik. Valla yani Osmanlı kuracağız gibi gözüküyor ama Osmanlı çok uğraştırıcı olur diye muhtemelen belli bir yerden sonra seriyi bitiririz. Çünkü Osmanlı vurarız ama yani gerek yok. Gerek olduğunu düşünmüyorum. Şimdi kendinize iyi bakın dostlar. Umarım sizler için keyifli bir video olmuştur. Benim için hiç keyifli olmadı. Çünkü çok sıkıntı yaşadık. Yani bu benim aptallığımdan oldu. Oyunla alakalı değil. Benim şahsi aptallığımdan oldu. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki seride görüşmek. Bir sonraki seri değil lan. Bir sonraki bölümde bu seri daha bitmedi. Görüşmek üzere. Bay bay.